Hocam ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi değerli birinci sınıf hocalarımızdan Dursun hocamızı günün anlam öğrenimi anlatan konuşma için kendisini davet ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala Resulüna salavat. Şefi ulumuna salavat. Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Rabbime binlerce hamdü senalar olsun ki bizleri böyle mübarek bir akşamda yine burada topladı. Rabbime ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Böyle bir gecede gidişarda günah bataklarının bataklığı varken bizleri kendi mescidinde topladı ki beni çok şükretsinler diye. İşte bizler de burada Rabbimi hamd-ı sena diyoruz, şükrediyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi bir tövbe sınavına çekerek sohbetimize başlayalım inşallah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Estağfurullah el azim, el kerim, el rahim. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. İmanımızın kuvvetlenmesi için buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Günahlarımızın affı için bir daha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Bu geceki mübarek gecede dualarımızın kabul olması için bir daha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Büyük alim Ömer Nasuhi Bilmen bu geceyi şöyle söylüyor, anlatıyor. Bu gece mahlukatın bir sene içerisinde rızkının verilmesi, öleceklerin belli olması, doğacakların belli olması, hatta ve hatta hacıların hacca gidecekleri sayısının belli olması belirleyen bir gecedir. Allah-u Teala bunları belirleyip yazılmak için melekeye mülakat vermiştir. Beyan olmaktadır. Bir hadisede Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Gecenin ilk yarısıydı. Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem peygamberine gelerek ya Muhammed başını göğe kaldır dedi. Ve peygamber Efendimiz başını göğe kaldırdığında bu gece nedir ki böyle, bu kadar güzel diye sordu Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam anlatayım dedi. Ya Muhammed, bu gece öyle bir gecedir ki Allah-u Teala 300 rahmet kapısını açmıştı. Buradan Allah'a şirk koşanlar, Allah'a küfredenler, Allah'a unutanlar hariç herkes gelecek ki ve ayrıca zina edenler, devamlı içki içenler, faizle geçim kaynağı sağlayanlar, haram yiyenler, tövbe etmeden bu cehennem kapısından, bu rahmet kapısından giremezler dedi. Ve şöyle söyledi, bu gece ne zamana kadar açıktır dedi Cenab-ı Peygamberimiz. Cebrail Selam, sabahları öğrettiğinden dedi ki, bu gece Allah-u Teala Kerb kabilesinin koyunlarını tüyleri kadar günahını affedilirse bu rahmet kapısını kapamayacaktır dedi. Rabbim inşallah bizleri bu rahmet kapısından girenlerden eylesin. Amin. Rabbim inşallah bizleri tövbe edip bu rahmet kapılarından girip Allah'ın cemalini görenlerden eylesin. Amin. Peygamberimizin sancağı altında toplananlardan eylesin inşallah. Ve gecenin diğer bir yanısında Cebrail Aleyhisselam gelerek
Allah Resulü ki başını tekrar göğe aldı dedi. Baktığında 7 cennet kapısını gördü. Dedi ki bunlar nedir böyle dedi. Birinci cennet kapısından melaket sesleniyordu. Ne mutlu ki bu gece ruku edenlere. Evet, ruku edenlere. İnşallah şimdiye kadar başları secdeye gitmeyip ruku etmeyen kardeşlerim varsa bu geceden itibaren rükûlerine, namazına başlarlar inşallah. Rabbim bu gecenin yüzüstü hürmetine bu kardeşlerimi namaza başlayanlardan eyle. Amin. İkinci gök kapısına baktığımda melaket sesleniyordu. Ne mutlu ki bu gece secde edenlere. Ne mutlu ki bu gece secde edenlere diyordu. Ve üçüncü cennet kapısından baktığımda melaike oradan sesleniyordu. Ne mutlu ki bu gece dua edenlere. Allah için dua edelim inşallah. Allah'tan af dileyelim. Bu gece duaların kabul olduğu, geri çevrilmediği bir gecedir. Bu gece feyzi o kadar büyüktür ki Allah-u Teala der ki, bir kulum bana dua etse de onun duasını kabul etsem der. Biz de bu gece inşallah bol dua edenlerden eylesin inşallah Rabbim. Dördüncü cennet kapısına baktığımda ne mutlu ki Allah için zikredenlere. Bu gece Allah'ı bolca zikretmeliyiz kardeşlerim. Ne güzel, buraya için toplandık Allah rızası için değil mi? Allah'ı zikretmek. İşte burada ne yapıyoruz? Allah'ın ismini anmakla Allah'ı zikrediyoruz. Rabbim bizleri buralardan ayırmasın inşallah. Amin. Beşinci cennet kapısına baktığında diyordu ki ne mutlu ki bize gözyaşı dökenlere. Allah için gözyaşı dökenler. Bu gece Allah için gözyaşı dökenler inşallah kardeşlerim. Allah için gözyaşı. Evet. Düşünelim, işlediğimiz hatalarımızı, yaptığımız günahlar için gözyaşı dökelim. Dökemiyorsak da döker gibi yapalım. Rabbim bizleri o gözyaşı dökenlerden eylesin. Amin. Rabbim bizleri gözyaşı döküp duasını kabul edenlerden eylesin inşallah. Altıncı cennet kapısına baktığında buradaki melek ne mutlu ki bu gece Müslüman olanlara diyordu. Müslüman olanlar. Evet, bu gece ne mutlu ki Müslüman olanlara. Yedinci cennet kapısına baktığında sesleniyordu melaike Allah-u Teala'nın emriyle. Bu gece günahların bağışlamasını isteyen yok mu bağışlayalım? Tövbe eden yok mu tövbesini kabul edeyim diyordu Allah-u Teala. Bu gece tövbeleri kabul oldu. Günahların bağışlandığı gecedir. Hani dedik ya, bir kişinin öleceği, bu senesinde öleceği günün belliydi. Doğacağı insanın belli olduğu gündür. Bu gece dedik ya, işte belki sabaha çıkmayacağız. Belki bir günümüzü doldurmayacağız. O yüzden bu gece inşallah tövbe edelim, istiğfar edelim. Tövbelerimizi Rabbim kabul eylesin. Evet, biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik ya Allah-u Teala bir yerinde. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede. Büyük müfessirler der ki, bu mübarek gece, bu gecedir. Yani hicretin ikinci gecesi, Berat gecesi. Allah-u Teala versi mahsustan gök semalarına indirmiştir Kur'an-ı Kerim'i toplu halde. Buradan da Kadir Gecesi Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam aracıyla Peygamber Efendimiz'e indirmiştir. Değerli kardeşlerim, bu gecenin öyle mübarek gecenin gecesi ki dedik ya, bu gecede Kabe Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye, yani Kıbrımız Kabe'ye dönmüştür. Bu gecede öyle gecede ki kardeşlerim, hani namaz kazıyorum kardeşlerim. Namaza kılmayanlar. Namazı kılamıyorum. İşte işim var, hastayım. Veyahut da
çok yoğunum diyenler, bizler, şu gün başlarım, cuma gelsin başlarım, işte bayram gelsin başlarım, Ramazan gelsin başlarım diyenler. Hiç düşündünüz mü veya düşündük mü, acaba o gün gelecek mi, biz o güne erişecek miyiz? Hani diyordu ya, cennetlikler cehennemliklere. Siz niçin cehennemdesiniz? Onlar diyordu ya, bizler namazı inkar etmiyorduk ama namaz kılanlardan değildik diyorlardı. Namaz kılanlardan değildik. Kardeşim namaza başla, namaz kıl. Hiç vaktim yok, işlerim çok yoğun. Ya, işlerim çok yoğun. Ne zaman başlarsın? Allah nasip ederse. Allah nasip eder, sen hele bir başla. Evet değerli kardeşlerim. Allahu Teala bir ayetinde şöyle bahsediyor. Şöyle söylüyor. Ama önce şöyle diyelim. Az önce hocamın anlattı. Dedi ki, Hazreti Hamza'yı öldüren, şehit eden Vahşi. Vahşi sonra ne yaptı? Sonra hürriyetine kavuştu. O da kadar çok kaçtı ki, ama nereye kaçsa Müslümanlık çoğalıyor. Nereye kaçsa Müslümanlık ilerliyordu. Kaçacak artık kanalına bir yere kalmamıştı. Taif'e gitmişti. Taif'te Müslümanlık buraya gelmez demişti. Ama oraya da gelmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna mektup gönderiyordu. Müslümanlara davet ediyordu. Gel Müslüman ol diyordu. Ama bu ya Resulullah, hani sen diyordu, ya Muhammed diyordu, hani sen büyük günah işleyenler, adam öldürenler affedilmez diyordun. Nasıl geleyim diyordu. Peygamber Efendimiz bir mektup daha gönderiyordu. Vahşi yine ikna olmuyordu. Üçüncü mektubunda Allah-u Teala'nın ayeti Vahşi'ye iniyordu. Estağfirullah. Peki, ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir diyordu. Sahabiler soruyorlardı. Ya Resulullah, bu ayet sadece bağış için miydi dediklerinde Allah Resulü hayır diyordu. Tüm ümmeti Müslümanlar içindir diyordu. Ve Vahşi bu ayeti duyunca gelip Müslüman oluyordu. Evet değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük acısını yaşatan amcasını, canı bir sevdiği amcasını şehit eden Vahşi'yi affetmişti. O güzel günlerinde Peygamberimizin hücre boğmuştu. Ve en büyük bir düşman, en büyük günah işleyen Vahşi Allah tarafından affediliyordu. Ve Vahşi Allah Resulü affediyordu. Bizler en ufak bir şeyde bir komşumuza, bir akrabamıza küsüyoruz, kızıyoruz. Biz kimiz ki bunu affetmiyoruz? Biz kimiz ki kendimize güveniyoruz? Biz kimiz ki? Allah Resulü affetmiş. Biz Allah Resulü ne kadar seviyoruz? Allah Resulü'nün sünnetini ne kadar uyguluyoruz? Allah Resulü kimseye kün güt git git bu gütmemiş. Ama bizler bunda birinci sıradayız. En ufak şeyde akrabamıza sırt çeviriyoruz. Ama Allah Resulü ne diyor hadisinde? Kim ki cennetin kokusunu Allah'a meylaştırabilirse sıla-i rahimi uzak duran, sıla-i rahimi kesendir. Evet değerli kardeşlerim. Ölümü unutmuşuz. Ölüm aklımıza gelmiyor. Hiç ölüm ne zaman bize gelecek demiyoruz. Kabristana sevkiyat durdurulmuyor.
kabristana ve kapıları kapanmıyorken bizler niçin acaba? Niçin kendimizi bir hesaba çekmiyoruz? Kendimizi bir hesaba çekip Allah'a tövbe etmiyoruz. Acele acele geri geldiğinde Fatıma annem Ayşe annemiz bundan önce geldi ve nefes nefese kalmıştı. Resulullah sordu, hayrola Ayşe, nefes nefesin bir şey mi oldu dedi. Ayşe annemiz durumu anlattı. Belli olduğu gece diyor. Bu gece gök semaları açılır dedi Allah Resulü. Ve bana müsaade eder misin dedi. Bu gece ibadet dedi. Ve Allah Resulü abdestini aldı, namazına başladı. Birinci secdeye vardı. Rükuyu, kıyamı çok kısa tutuyordu. Ama secdeyi uzun tutuyordu. Birinci secdeye vardığında o kadar uzun tuttu ki Ayşe annemiz diyor, acaba ruhunu orada teslim etmişti diye yaklaştı, kımıldadı, bir şey yoktu. Ve ikinci rekata kalktı, kıyamı kıraatı çok kısa tutuyordu dedi. Ama secdeye ikinci secdeyorunda o kadar uzun tuttu ki dedi. Ve sonra sordum, ya Resulullah, senin gelmiş ve geçmiş tüm günahların affoldu. Niçin bu kadar ibadet ediyorsun dediğinde Allah Resulü, ya Ayşe,
şükreden bir kul olmayayım mı diyordu. Şükreden bir kul olmayayım. Evet, Allah Resulü gelmiş ve geçmiş tüm günahı altı olduğu anında sabaha kadar namaz kılarken bizler neyimize güveniyoruz da bir şükretmekte aciziz. Neyimize güveniyoruz? Allah-u Teala bize cenneti vaat ediyor. Ama biz cehennemi istiyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, cennet size bedava. Gelin cennetine. Size her türlü nimet var cennette. Ama cehennem parayla var. Cehennemde kendiniz ateşinizi getirirsiniz diyor. Biz de onu cehenneme istiyoruz. Evet kardeşlerim. Abdullah bin Rumi diye bir zat vardı. Bir alim. O zaman onun zamanında zenginler hacca gider, fakirler gidemezmiş. Abdullah bin Rumi zenginler hacca gidirken yolda fakir birisine rastlarlar. Şaşırır zengin. Hayırdır der. Sen nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum. Senin paran var mı? Birkaç altın var mı? Yoktur. Bineğin atın var mı? Yoktur. Azığın var mı? Yoktur. Zengin güya dalga geçiyordu bununla. Nasıl gideceksin diyordu. Ve belli bir zaman sonra dönüşte, hacca geri dönüşte tekrar karşılaşıyordu. Sen nereden geldin biliyorsun? Harçım yaptım geldin mi fakir? Güya halen zengin daha geçiyor. Cebinden bir kağıt çıkartıyordu. Bak Allah-u Teala bize harçlarımız için bize beraatını verdi. Beraat verdi. Yani günahlarımızı affetti. Cennetini verdi diyordu. Sana peki ne verdi diyordu. Fakir inanıyordu ve geri dönüyordu. Beytullah'a varıyordu. O kadar çok ağlıyordu ki. Ya Rabbi beni affet. Demek ki onlar terasını almışlar. Ama ben terasını alamadım diyordu. Bana çok bu günahım var. Beni affettin mi yoksa diyordu. Ve ona mana aleminden yeşil nurdan yapılı bir beraat veriyordu. Fakir beraatını alıyordu. Dönüşte o zengine geliyordu. Evet diyordu. Ben de aldım beraatımı. Ben de aldım diyordu. Zengin rüya inanmıyor çünkü kendisi bir kağıt parçası göstermişti. Fakir nurdan yapılı yeşil beraatı gösterince zengin bir anda bayılıyordu. Bir anda bayılıyordu. Ve fakir diyordu ki hayatın da zenginin bu beraatımı al benim ve öldüğüm zaman kefenimin arasına koy diyordu. Berat zengindeydi. Zamanlar birbirine kovalıyor, günler birbirine kovalıyordu. Ve fakir vefat ediyordu. Zengin orada değildi. Zengin sonra haber olmuştu ama üzülmüştü, pişman olmuştu. Çünkü beratı kenarına koyamamıştı. Hemen geliyordu. Evden sakladığı beratını alıyor, mezarlığa gidiyor. Tam mezarlığı açacak, berat verecek. Oradan bir ses merakelerden. Biz onun beraatını burada verdik diyordu. Evet bu gece beraat gecesi. Bu gece Resulullah'ın ayının yani Şaban ayının 15. gecesi. Rabbim bizlere de beraatı verilenlerden eylesin inşallah. Amin. Bu gece bizlerde o fakir nasıl gözyaşı döküp ağladıysa bizlerde gözyaşı döküp ağlayacağız inşallah. Allah'a boğaz dikeceğiz. Kur'an okuyacağız. Namaz kılacağız. Bu gece ay öyle özel namaz yoktu. Ama büyük alimlerimizden tavsiye edilen 100 rekatlı bir namaz vardır. Tabii kılabilirsek. Bu namaz bir Fatiha 10 ihlasla kılınır. Her iki kere bir namaz selam verilir. Namaz nafile namazı bol bol kılmak gerekir. Kaza namazları bol bol kılmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'i okumak gerekir. Allah için gözyaşı dökmek gerekir bu gecede. Bu gecenin anlatmakla bitmez bu gece. Allah bu geceyi hakiki yaşayanlardan,
eylesin. Rabbim bu gece için hakiki dua edin, gözyaşı döküp Allah'tan tevbe diyenlerden eylesin inşallah. Rabbim gecenizi feyizli eylesin. Rabbine emanet olun inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun.